Hacem Şahı Tahmasp bin biraderi Elkas Mirza yola çıkmış Paşa Hazretleri. Emriniz üzere Edirne Sarayı'na gidecekler. Yanında mahiyetinden başka hiç kimse olmayacak, öyle değil mi? Bilhassa askeri. Emirleriniz aynen tatbik edilecek paşam. Hiç merak buyurmayın. Hala. Geleceği vakti tespit edin. Onu bizzat ben karşılayacağım. İlaveten, geçtiği yerlerdeki askerlerimizin teçhizatları mükemmel ve baştan aşağı silahlı olmalı. Elkas, Osmanlı ordusunun her daim savaşa hazır olduğunu anlasın. Ve devlet-i aliyenin kudret ve haşmetinden gözü korksun. Paşa Hazretleri, Kaptanı Derya Mehmet Paşa geldiler. Gelsin. Hayırlı haberler getirdin inşallah. Keşke hayırlı olsaydı paşam. Keşke. Gel. Hünkârım, Vezir-i Azam Rüstem Paşa Hazretleri huzura kabul beklerler. Al içeri. Buyurun paşam. Hünkârım, az evvel bir istihbarat aldım. Doğru mu değil mi öğrenmeye çalışıyorum. Ancak... Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri'nin emrinde binlerce askerle payitahta doğru yürüdüğü söylendi. Sen ne dersin paşa, ne demek bu? Söylemeye dilim varmıyor hünkârım. Lakin tek bir izahı var. İsyan. Şehzademizin böyle bir işe kalkışacağını sanmam. Ancak her ihtimali düşünüp ona göre tedbir almamız icap eder. Bana derhal Ferhat Ağa'yı çağır. Derhal! Emredersiniz hünkârım. Mustafa aklını mı yitirdi? Payitahta yürümek de ne demek? Atmaca da mani olamadı belli ki. Nasıl bir oyunun içine çekmeye çalışıyorlar? Ya sandığın içine bir şey koydular. Ya da hünkârımızın mektubunu değiştirdiler. Aklıma başka bir şey gelmiyor. İstanbul'a gelmeden durdur Şehzade Mustafa'yı. Payitahta gelmeye kalkışmasın. Sancağına dönsün ve akıbeti hakkında vereceğim kararı beklesin. Yok eğer sözümü dinlemez gelmekte ısrar ederse o vakit zinhar geçit vermeyesin. Her ne pahasına olursa olsun. Emri ferman yüce padişahımızındır. Çekilebilirsin. Rüstem, Kapudana Derya Mehmet Paşa'ya malumat ver. Sahillere ve donanma askerine hakim olsun. Bana haberi getiren Mehmet Paşa'ydı hünkârım. İcap eden talimatları verdim. Tedbiri alacaktır. Aynen. Lakin donanmaya ne kadar hakim olur bilinmez. İlaveten rahmetli Hızır Hayrettin Paşa'nın reisleri onun varlığından rahatsız. Emri ben veriyorum Rüstem. O kadırgalardan bir tanesi dahi yelken açarsa herkesin kellesini alırım. Herkesin! Mustafa ile alakalı gelecek her havadisi derhal bana bildireceksin. Çekilebilirsin. Emredersiniz hünkârım. Thank you.
hünkârımızın Mustafa abime yolladığı mektupta ne yazıyordu? Bu öfkenin sebebi ne? Mektubu görmedim Mihrim ağa. Lakin ne yazdığı belli değil mi? Kendisine müstakbel sultan dedirttiği için ikaz etmişlerdir. Şehzademiz de bu vaziyeti fırsat bellemiş. Nicedir, isyan hazırlığındaydı zaten. Sen benden bir şey saklıyorsun. Mihrim ağa, ne biliyorsam sana anlattım. Şimdi müsaadenle, bastırmamı icap eden bir isyan var. Cihangir, korkuyorum. Validem de yok. Bu işin sonu ne olacak? Rüstem Paşa sana bir şey söyledi mi? Ne varmış o sandığın içinde? Kaftan ve hünkârımızın mektubundan başka bir şey yok. Hem zaten başka ne olabilir ki? Rüstem nereden bilsin? Hünkârımızın ve Mustafa abinin arasındaki bir mesele bu. Şu söylediklerine inanıyor musun sen sahiden? Yeniçeri abim durdurmaya gitti Mihrim'e. Ne olduğunu anlamadan kendimizi kanlı bir savaşın içinde bulabiliriz. Yeniçeri'yi karşısına görünce Mustafa abim vazgeçecektir. Hünkârımızın kararına zinhar karşı gelmez. Mustafa abim sancağını terk ederek bütün emirlere, kaidelere karşı geldi zaten. Biz esas hünkârımızı durdurmalıyız. Hanedanımızın istikbali için bunu yapmamız şart. Şehzadem, maalesef hünkârımız kimseyle görüşmek istemiyor. Benim burada olduğumu söyledin mi? Şehzadem, bir misafirimiz var. Yavuz. Git bak bakalım kimmiş. Bekle. Yeniçeriler. Paşam. Konuştu mu? Tahmin ettiğim gibi paşam. Hayli direniyor. Fakat başka çaresi yok. Er ya da geç konuşacak. Buna gerek kalmayabilir. Zira atmaca her kime hizmet ediyorsa varlık sebebi ortadan kalkacak. Şehzade Mustafa tam istediğimiz gibi bir isyan başlattı. Ferhat Ağa yolunu kesecek. Ona itimat edebilir miyiz paşam? Sokollu'nun tavsiye ettiği isimlerden biriydi. Hünkârımız olan sadakatinden şüphem yok. Şehzadem, müsaade edin sizden evvel ben konuşayım, siz geri dönün. Kaderimiz neyse o. Şehzade Mustafa Hazretleri. Ferhat Ağa. Demek hünkârımız seni gönderdi. Hünkârımız, İstanbul'a girmenize müsaade etmiyorlar şehzadem. Sancağınıza dönmenizi ve akıbetiniz hakkında verecekleri kararı beklemenizi buyurdular. Aksi halde? Tek bir adım dahi atarsanız isyan sayılacak.
ve hünkârımızın fermanı şerifiyle idam edileceksiniz. Hiç kimse beni yolumdan alıkoyamaz Ferhat Ağa. Savaşa tutuşmak mı istersin? Âlâ. Ben ve yiğitlerim hazırız. Şehzade Mustafa Hazretleri, cümle Osmanlı mülkünde tek bir yeniçeri yoktur ki size kılıç çeksin. Canımız uğrunuzda, başımız yolunuzda feda olsun. Biz emriniz üzere Akdeniz'e yelken açmıştı hünkârım. Salih Reis de Cezayir'de. Derhal bir kadırga çıkart, civarı tetkik etsinler. Ne malum dönmedikleri. Kimin haddine hünkârım? Evladım dahi askerlerini alıp payitahta yürürken onlar neden dursun paşa? Mustafa'nın elbet vardır güvendiği bir şey. Paşa Hazretleri, hünkârımıza geldiğinizi... Yapma, çekil. Paşam, paşam. Paşa Hazretleri. Sen ne yaparsın Rüstem? Hünkârım bağışlayın. Lakin işler çığırından çıktı. Şehzade Mustafa payitahta yaklaşmış. Nasıl yaklaşır? Ferhat Ağa, Şehzade Mustafa'nın yanında saf tutmuş. Şehzade askeri de peşine katarak saraya geliyor. Abim geldi mi? Sarayın her kapısına etten duvar örüldü. Sanki duvarlarımız yetmezmiş gibi. Keşke validem burada olsaydı. Cihangir, bir şey yapmamız lazım. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Ok yaydan çıktı Mihrim Ağa. Hem unuttun mu? Sen ve ben bu savaşın cengaverleri değiliz. Böyle demiştim bir keresinde. Geldi. Şehzade Hazretleri. Bu hareketiniz sebebiyle kendiniz gidebilir.
Biliyorsunuz değil mi? Gücün yetiyorsa durma paşa. Kelleme almalarını emret. Başta siz şehzademiz olmak üzere buradaki herkes hünkârımıza sadakat yemin etti. Görüyorum ki bunu unutmuş, gaflet ve delalet çukuruna düşmüşsünüz. Hiç şüpheniz olmasın ki padişahımız Sultan Süleyman Han bunu affetmeyecektir. Ya şimdi silahlarınızı bırakır, hünkârımızın adaletine teslim olursunuz, ya da her biriniz hünkârımızın kahredici gazabına uğrarsınız. Karar sizin! Hünkârımıza haber yolla. Huzuruna çıkmak, onunla görüşmek isterim. Ferhat Ağa askeri ocağa geri götürdüğünde bu arzumuz gerçekleşebilir. Bu bir emirdir Rüstem. Derhal hünkârımıza onunla görüşmek istediğimi söyle. Şehzademiz sizinle konuşmak istiyor. Konuşmak istiyor, öyle mi? Yeniçeri Ocağı'na dönmüyor hünkârım. Zannediyorum ki şehzademiz sulh içinde tahta çıkmak için sizinle anlaşmak isteyecektir. Altı bölük halkı nerede? Bir kısmı asithanede, bir kısmı at meydanında hazır. Pür silah emirlerinizi bekliyorlar. İlaveten Edirne ve civar vilayetlerden yola çıkan birlikler payitahta varmak üzere. Hünkârım, bana sorarsanız en doğrusu şehzademizi huzurunuza kabul etmeniz. Lakin emir buyurursanız şehzademizi de peşine kattığı yeniçerileri de alt etme kudretine sahibiz. Hmm.
Neler oluyor? 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Mustafa abim binlerce askerle kapıya dayandı. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Ne günlere kaldık böyle. Şehzademiz nasıl isyan eder? Bu bir isyan değil. Nasıl değil? Görmüyor musunuz? Allah biliyor ya. Şehzademiz Mustafa. Herkesin olduğu kadar benim de göz bebeğim. Ancak bu kabul edilemez. Gülfem Hatun haklı. Ne olursa olsun Mustafa abim yaptı çok büyük bir hata. Bunun bedeli de büyük olacak. Cihangir. Neden öyle söyledin? Şartlar onun lehineyken silahlarını teslim ediyorsa niyeti savaşmak olamaz. Gelirsin. Sen kendine ne zannediyorsun? Bu ne cüret? Bağışlayın. Huzurunuza bu şekilde gelmek istemezdim. Lakin buna mecburdum. Sancağımda hiçbir şey olmamış gibi duramazdım. Size olan sadakatimi hiç kimse bilmiyorsa siz ve Yüce Rabbim biliyor. Madem canımı almak istediniz, işte karşınızdayım. Bunu gözlerimin içine bakarak yapın. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Hem isyana kalkışırsın hem de sadakatten bahsedersin. Can almak isteyen sensin. Hakkımda yazılan mektuplarla hükme varıp canıma kastettiğiniz doğru değil mi hünkârım? Bir yandan güzel sözlerinizle ruhumu okşadınız. Öte yandan zehirli bir kaftan göndererek canımı almak istediniz. Zehirli mi? Allah'ım ne kara bir gün. Birileri konuya müdahil olmasa böyle korkunç bir vaziyet ortaya çıkmazdı. Kimmiş o birileri? Kudretli zevcin Rüstem Paşa'dan bahsediyorum Mihrimah. Ateşe körükle gitmek de üstüne yok. Abine tuzak kurdu. Belki sen de biliyorsundur bütün bunları. Cihangir, laflarına dikkat et. Benimle nasıl böyle konuşursun? Kiminle nasıl istersem öyle konuşurum Mihrimah. Cihangir! Sultanım yapmayın. Sakin olmakta fayda var. Malum, hepimizin asabı bozuldu. Allah'ım sonumuzu hayır et. Bir baba ile oğlun arasına nasıl girdiler böyle?